şimdi nasıl? Canlı yayındayım ben şu anda. Tamam biz abi. Evet. Çok muhterem dava arkadaşlarım, aziz basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Karşıladığımız mübarek Kurban Bayramı'nın İslam alemine, Türk milletine ve siz değerli arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Muhterem arkadaşlarım, aziz basın mensupları, özellikle son dönemlerde karşıladığımız mübarek Ramazan ve mübarek Kurban Bayramları milletimiz açısından acılarla, hüzünlerle dolu, birçok millet evladının hakka yürüdüğü, şehit olduğu bir döneme rastlamaktadır. Yine bu mübarek Kurban Bayramı da öncesinde yaşanan olayları dikkate aldığımızda milletimiz üzgündür, üzünlüdür, acılıdır ve özellikle de iki bayram arasında
çok sayıda eve, baba ocağına ateş düşmüştür. Her bayram günü mutlaka siyasi partiler bir demeç vererek milletimizin bayramını kutlamaktadır. Bu iki bayram arasında geçen çok sayıda şehidimizin olduğu ve çok sayıda her bölgeden her evimize ateş düştüğü bir ortamda yine bizler de dahil olmak üzere bütün siyasi partilerimiz temennilerde bulunmaktadır. Bu temennilerde bulunuş daha iyi günleri görmek ve yaşamak arzusundan kaynaklanmaktadır. Ancak siyasi iktidar sorumluluğunu taşıyanların ortaya koymuş oldukları görüşler ve temenniler en azından uygulaması mümkün olan ve yerine getirilmesi çok daha imkan dahilinde olan temenniler olarak kabul edilmelidir. Ancak milletimizin her kesiminin daha güzel günler yaşama arzusunu sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler paylaşırken siyasi iktidar da onlarla beraber paylaşıyor ama gerekli sorumluluğu taşımadığı da görülmektedir. Mesela iki bayram arasında PKK'nın 4. stratejik amaçlı faaliyetleri ortaya konmuştur. Bu stratejik amaçlarından bir tanesi kırsal alan hakimiyetini sağlamak, ikincisi ise toplum hayatında her kesimde bir sözleşmeye imza attırmaktır. Bugün bunları yaşıyoruz. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde devrimci halk ordusu tarafından bir savaş başlatılmış, kırsal alan hakimiyeti özellikle belli coğrafyalarda, il ve beldelerde kurulmak istenmiş ama bunun karşılığında toplumsal alanda, kentlerde ve başkentte toplumsal müzakerelere başlatılması ve taviz verilmesi görülmektedir. İşte bunlardan bir tanesi en son Meclis İçişleri Komisyonu'ndan kabul edilerek genel kurula gönderilmek istenen Büyükşehir projesidir. Bu bir özerkliğe doğru yöneliş, federal yapıya karşı bir tavizin sonucu olarak hazırlanmış bir projedir. Bir başkası ise 18 yaşına çekilmiş olan seçme hakkını seçilme hakkına da dönüştürerek bazı ileriye dönük projelerin bugünden hazırlanmasıdır. Değerli arkadaşlarım, sayın basın mensupları, son PKK isteklerinin arasında Türk ordusuna asker göndermeyiniz